ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündem özel programımızda karşınızdayız. Deniz stüdyolarında birbirinden özel konuklarla bir araya gelmeye ve gündemin nabzını tutmaya Tüm hızıyla devam ediyoruz. Yine Denizli'de çok kıymetli bir konuğumuz var. Denizli Kültür Turizm Müdürümüz Turhan Veli Akyol'la birlikteyiz. Kendisiyle birlikte e, önümüzdeki süreçte 15-22 Nisan tarihleri arasında turizm haftası gerçekleştirecek ve Denizli'de çok güzel, çok özel çalışmalar yapılacak. Kutlamalar gerçekleştirecek ve Denizli turizminden, bu çalışmalardan, projelerden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz müdürüm. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Ee, çok sağ olun. Sizin aracılığınızla World Türk'ten Bizi izleyen dünyanın her tarafındaki hemşehrilerimize, insanlara buradan canı gönülden saygılar, selamlar denizden çok teşekkür ederiz. Evet, aslında giriş kısmında ben biraz bahsettim izleyenlerimize. Evet. Turizm haftası var önümüzdeki süreçte sıcak bir gelişme olduğu için oradan başlayalım istiyorum. Sonrasında biraz daha genel konuşmaya devam ederiz. 15-22 evet. Nisan tarihleri arasında denizde farklı etkinliklerle örnek veriyorum bir kortejle, bir evet. törenle, sonrasında söyleşilerle, müzik dinletilerle ve Laodikya'daki bir etkinlikle de taçlandırılarak çok güzel bir hafta geçirilmiş olacak. Neler aktaracağız? Evet, öncelikle tabii 15-22 Nisan biliyorsunuz ülkemizde Turizm Haftası olarak kutlanıyor evet. ki bu senede 46.'sı gerçekleştirilecek. Evet. Tabii bu arada birçok dünyanın her tarafında olduğu gibi 2020-2021 programları inkıtaya, kesintiye uğradı. Evet. Bu benzeri hafta kutlamalarından tutun da birçok etkinlikler biliyorsunuz kutlanamadı, gerçekleştirilemedi. Biz de bu sene bakanlığımız olarak bütün bakanlıklarda olduğu gibi yani kendilerine ait etkinliklerde olduğu gibi 15-22 Nisan'ı 46. olarak turizm haftası olarak kutlayacağız inşallah Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye'mizin, Başkanımızın başkanlığında katkılarıyla. <laughs> Tabii o hafta ilk önce Sayın Valimizi ziyaretlerle, Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaretlerle ve Atatürk Anıtı'na çelenklerle ve kortej yürüyüşümüz olacak valiliğin önünden. 15 Temmuz Şehitler Anıtı. Ve o ve Çınar Meydanına e, evet, Çınar meydanda. Meydanı'na kadar. Evet, Çınar Meydanı'nda. Orada inşallah e, etkinliklerimiz şöyle. Tabii Denizli biliyorsunuz tarihe ve tarife, e, kaleme ve kelama diye bu ekranlardan daha önce de söylemiştik. Evet. Sığmayacak derecede çok güzel, birçok güzelliğin e, bileşeninin merkezinde olan Kesinlikle. önemli bir noktadayız biz Denizli. Çok şanslıyız hakikaten bölge olarak, konum olarak, lokasyon olarak, destinasyon olarak, turizm olarak hı hı. yani aslında Denizli önemli bir turizm şehri. Her ne kadar işte mermeriyle, ihracatıyla, tekstiliyle, kablosuyla veya benzeri bir takım tarım kenti diyoruz ama önemli bir turizm kenti, turizm şehri Denizli. İşte bu diyoruz turizm şehri olmasının da yola çıkılmak suretiyle o turizm haftasında biz önemli bir vesile kılarak gerçekten mükemmel bir kutlama programı yapacağız. Evet. Her ne kadar işte dünyada Rusya Ukrayna savaşı vesaire dese. Yani benzeri bir takım handikaplar, olumsuzluklar gibi görünüyor olsa da <laughs> biz Denizli'nin turizm şehri olduğunun, her türlü turizm enstrümanının Denizli'de yaşamakta olduğunu ön plana çıkartacak kutlamalar ve etkinlikler düşünüyoruz <laughs> ki bu meydanda yani 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda inşallah oradaki resmi açılış programlarıyla birlikte ilçe belediyelerimizin, Büyükşehir Belediyemizin, Pamukkale Belediyesi'nin ve diğer bütün ilçe belediyelerimizin ve STK'larla ki Dentrot ki bu burada şunu altını çizmem lazım. Sayın Valimizin başkanlığında bakanlığımız tarafından il bazlı markalaşma çalışmaları hı, hı. il turizm geliştirme ve tanıtma e, kurulu da kurduk. Evet. Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtma Ajansı'nın bünyesinde, bakanlık seviyesinde. Hı hı illerde artık şu andan itibaren valilerimizin başkanlığında il turizm geliştirme ve tanıtma kurulları kuruldu. Bu kurul üyelerinin de katkılarıyla orada önemli işte sabıyla, rehberler odalarıyla veya e, Denizli Turizm Otelcilik Derneği, tanıtma otelcilik dernekleri, Dentrot'la vesaire büyük şehrimizde hepsinin de katkılarıyla orada standlar açacağız. <laughs> standlarda ne yapacağız? Denizinin değerlerini, her türlü maddi manevi değerlerini, her türlü enstrümanlarını, her türlü turistik, kültürel veya benzeri değerlerini oradayı tekrar gündeme gelme, gündem oluşturma, tanıtma. Bunu yani kendi kendimize tanıtma değil. Artık dünya biliyorsunuz tamamen dijitalleşti. Kesinlikle. Yani bu telekomünikasyonun had safhada olduğu bir dönemde ki bakın çok önemli bir yerdeyiz şu anda. World evet odontal üzere. Kesinlikle. Her tarafa denizimizin tanıtılması gereken ki aslında en önemlisi Pamukkale belki biraz sonra konuşacağız ama evet. Pamukkale'nin bizim deniz turizmi açısından Pamukkale'nin amiral gemisi olduğunu biz farkındayız. Aslında dünya farkında. Kesinlikle. Çünkü UNESCO harikası. Yani hem doğal miras hem kültürel miras olarak dünyada bakın daha önce de ben bu ekranlarda söyledim. 19 tane olan yerin 2 tanesi Türkiye'de. UNESCO tarafından koruma altına alınmış hem doğal hem kültürel miras. Hı hı. Ki onlardan birisi Kapadokya biliyorsunuz. Bir tanesi Pamukkale. Pamukkale. Yani. Dolayısıyla Denizli'nin bu avantajlarını biz turizm haftasını da vesile kılmak suretiyle oradaki etkinliklerle birlikte artık turizm sadece sahil, güneş, kum, deniz veya orada yüzmeler veya benzeri Antalya Muğla tabii koralar çok önemli. Dünyada çok önemli. Hı hı. İspanya'da, Fransa'da, Yunanistan'da veya dünyanın her tarafında ama artık dünyada da olduğu gibi ülkemizde de hele de pandemiden sonra da turizmin bizim evrildiğini görüyoruz. Tabii. Değişmeler yaşandı. İnsanlar artık farklı şeyleri de arıyorlar. Aynen. Aynen katılıyorum. 2023 Turizm Strateji Belgesi'nde de bakanlığımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sık sık dile getirdiği gibi de artık turizm çeşitlendi. Evet. 7 bölü 24 diye ifade edebileceğimiz sürdürülebilir turizmde yıl boyunca sürdürülebilecek evet. turizm çeşitlerine insanlar alternatif olarak arıyorlar ve ısrarla bekliyorlar. Evet. Bizim de ne yapmamız lazım? Şehir olarak da, bakanlık olarak da, müdürlük olarak da veya çalışanlar olarak da, sektör olarak da bakın sektör olarak da. Evet. Yani bunu insanların istekleri doğrultusunda insanların ihtiyaçları doğrultusunda ne yapmamız lazım? Sunumlar yapmamız lazım. Ki baktığımızda Denizli denizi olmayan bir şehir isminin haricinde <laughs> ee, öyle bir şehirdeyiz ki yani deniz turizmini yaşayamadığımız için bizim zaten buna başlıca e, o ipi bizim önden çekiyor olmamız lazım gerçekten. Ki ee, çeşitli evet. turizmleri biz il, ilimizde barındırmamız gerekiyor. Şimdi Denizli belki biraz sonra tekrar konuşacağız. Yani Denizli'nin alternatif turizm alanında çok zenginliğini göreceğiz. Ki görüyorlar zaten, görülüyor şu anda. Her türlü zenginliği evet. var. Ama ben onu biraz sonra bahsedeyim istiyorum. Hı hı. Yine buradaki hafta boyunca bizim e, sergilerimiz var tabii orada. E, i̇nşallah. Orada Laodikya Fotoğraf Derneği, Büyükşehir hep beraber yani yine bahsettiğim hı hı. gibi. Bunun yanı sıra inşallah Ebru Sanatı gösterilerimiz olacak. Hı hı. Yine Hakkıdere Köylü Oradaki e, lisemizle birlikte evet. inanıyorum ki o Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle birlikte bir takım müzik dinletisi ve etkinliklerimiz olacak. Çok yani güzel. şehrin bütün dinamikleriyle beraber aslında kutlama yaparsak. Çünkü Sanat, de, kültür tabii, hepsi tabii. bir arada. Deniz de hepimizin. Deniz hepimizin, hı hı. hepimizin bir görevi var. Sorumluluklar var, yetkililer var vesaire. Bütün bu denizi herkes üstlenmiş olacak. Evet. Herkes denizi ön plan çıkartma konusunda üzerinde düşecek olan vazifeyi gerçekleştireceğine ben inanıyorum. Orada hatta e, hedeflerimiz arasında inşallah onu da gerçekleştirmek istiyoruz. Hat ve minyatür sergisini de ekstradan yine e, onları da gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra Pamukkale Üniversitemizde, Orada turizm fakültemiz marifetiyle hmm. gerçekleştireceğimiz önemli etkinliklerimiz var, söyleşiler var. Evet. Konferans paneller ve benzeri önemli çalışmalar var. Önemli katıldığı, alanında Aynen. uzman kişilerin yer evet. aldığı, katılımcılara yani, da önemli bilgilerin aktarılacağı söyleşiler. Pınar Hanım şunu söyleyebilirim. Yani son zamanlarda bütün kurumlar, kuruluşlar, sektör, STK'lar ve belediyeler vesaire hakikaten Denizli'miz şu anda en zirve senkron uyumlu ahenkli bir dönemin yaşıyor. Katılıyorum buna. Evet her bakın her konuda diyorum sadece ben turizm açısından söylemiyorum. <laughs> Sayın Valimizin başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok büyük katkıları ve destekleri. Evet. Yani orada az önce bir kuruldan bahsettiğim il bazlı markalaşma çalışmaları. Peki müdürüm bu pandeminin bir getirisi de bence olabilir. Ee, şimdi Tabii pandemide, şartlar zorladı. Değil mi? Pandemide <laughs> zaten e, biraz daha birlik olabilmeyi, sorunları evet. hep birlikte aşabilmeyi de biz evet. aslında daha da önemsemeye başladık. Ve bunun da artısı oldu bence. Ama şimdi devletimizin ve belediyelerin hep beraber biliyorsunuz pandemi döneminde ciddi katkılar var <laughs> Kesinlikle biliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ekipler oluştu, ev ev gezildi, ihtiyaçlar giderildi. Herkes yani. Herkes bir oldu, herkes. Zaten şöyle bizim Türk toplumu yani. Bizim toplumumuz, medeniyet anlayışımız, vakıf medeniyet anlayışımız, bu dayanışma ve yardımlaşma dünyanın hiçbir devletine ve milletine nasip olmayan bir anlayışa, bir mefkûreye sahibiz biz. Ne kadar övünsek azdır o konuda. Peki müdürüm şimdi bu etkinlikler dolu dolu geçecek bir haftadan bahsediyoruz. Ee, i̇zleyenlerimizi de davet etmiş olalım bu etkinliklere. Ee, ne yapıyoruz? İzleyenlerimiz geliyor ama yanlarında bir şey unutmuyor telefonlarını. Geliyorlar, bol bol fotoğraf çekiyorlar, paylaşım yapıyorlar, videolar çekiyorlar. Bu etkinlikte paylaşıyorlar ki biz de Denizli'ye tanıtımında nasıl sizler böyle organizasyonlarla destek oluyorsanız oraya gelen vatandaşlar da paylaşımlarıyla Denizli'nin tanıtımına İnanın, katkı sağlamış oluyorlar. Şu anda çok güzel söylediniz. Şu anda bile Pamukkale ve Laodike çekimleriyle Denizli tanıtımıyla alakalı Amerikalı, Japon ki şu anda günümüzde birkaç gün Japonlar var. Evet. Ee, Koreliler çok. Evet. Fransızlar, Yunanlar, Yunanistan, İtalyanlar <laughs> mesela. Çünkü biliyorsunuz Sayın Valimizin imzasıyla çekim izleri bizden geçiyor. Evet. Ee, dolayısıyla Denizinin Denizli'nin şehrin tanıtılması anlamındaki bizim hazırlıklarımız, çalışmalarımız, o uyum ve ahenkli yapımız, uyumumuz çok önemli, önemsiyorum. İşte bu haftayı biz 15-22 Nisan'ı daha da en iyi şekilde vesile kılmayı, bir fırsat bilmeyi ben burada sizin ekranlarınızdan paylaşmak istiyorum. Bütün denizlere, dünyanın her tarafındaki denizlere de. Denizli'yi tanıtma hepimizin ayrıcalıklı bir görevi olarak addedilmesini ben istirham ediyorum özellikle. Tabii Leodekir'deki Bilge Horoz gezisini de orada Bilge Horoz'la tarihe yolculuk evet. bu kapsamda olacak. <laughs> evet. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'mizin, Denizli Valiliğimizin ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla çok büyük bir hizmet yapıldı. Yani Şehrim Denizli kitaplarıyla Bilge Horoz vesaire o 3. 4. sınıf öğrencilerimize ki aslında... Büyüklerimiz de o kitaplardan, o tanıtımlardan, hı hı. tanıtmalardan istifade ederek de şehrini tanıyabilecek. Yani biz şehri sadece denizli merkez olarak algılamamalıyız biliyorsunuz. Hı hı. şehri 11.800 kusur kilometre karelik alanda 19 ilçesiyle de, merkeziyle de, herkesiyle de, bütün denizlisiyle de biz denizliğinin e, bütün değerlerini hem kültürel diyorum bakın hem turistik anlamdaki değerlerini Bağıyla, dağıyla, ovasıyla, yaylasıyla, platosuyla, her şeyle, ırmağıyla, pamukkalesiyle, laodikyasıyla ama kayağıyla değil mi her şeyle Denizli'yi biz pazarlamalıyız ki, tanıtmalıyız ki, ön plana çıkarmaya devam etmeliyiz ki inanıyorum Denizli her şeyde olduğu gibi yine bir adım iki adım önde olacak. O zaman şöyle bir şey yapalım müdürüm. Biz de buradan bir çağrıda bulunmuş olalım. Evet. Bir çalışma başlatmış olalım hatta. İnşallah. Öyle güzel bir fikir. Ee, o hafta içerisinde şöyle diyelim. Denizli'liler, Denizliler, işte Denizli'ye uğramış yolu buradan geçmiş olan herkes diyelim. Denizli'ye dair bir fotoğrafını paylaşsın sosyal medyada o hafta içerisinde. Paylaşsın, Denizli etiketlesin, etiketler oluşturulsun. Böyle bir çalışmaya da hep birlikte imza atmış olalım. Buradan çaresini yapalım. O hafta herkes Denizli ile ilgili paylaşımlarını yapsın diye. Evet. Biz de küçük bir güzel destek söylediniz. vermiş olalım. Çünkü sosyal medya çok önemli artık. günümüzde Hiç sosyal medya. Ki, ki biz iddialıyız. Siz az önce benim cümlemi Tescil ve tasdik ettiniz. Biz e, sosyal medya hesaplarında da hı hı. bakın inanın Kültür Turizm il Müdürlükleri içerisinde mesela hemen İstanbul'dan sonra geliyoruz birçok şeyle yani. İstanbul kendi ben, bir ayrı başkan. bir e, nevi şahsına münhasır bir e, metropol kent ama ee, bunu sadece büyük şehirler için, bütün kentler için söylüyorum <laughs> ve Instagram hesaplarımız vesaire biraz sonra belki konuşacağız. Biz bu konuda da iddialıyız ve bütün evet. denizlileri dünyanın her tarafındaki denizlileri de çağırıyoruz. <laughs> evet, peki müdürüm şimdi Pamukkale'den de biraz bahsedelim. Evet. İsterseniz şöyle genel anlamıyla Pamukkale'den <laughs> ve denizli turizminden bahsedelim. Evet, biz iki yıllık bir hatta iki buçuk yıl artık e, uzun bir süredir pandemiyle mücadele ediyoruz. Tüm dünyada bunun zorluğunu yaşıyoruz ve alıştık da artık pandemiyle yaşamaya. Ee, çok büyük etkileri oldu pandeminin her evet, alanda turizmde de çok derinden etkisi oldu. Belki de en çok etkilediği alanlardan etkilenci. bir evet, tanesiydi. Aynen, Çünkü aynen. biz daha kendi aile sınırları içerimizde, içerimizde akrabalarımızla görüşemezken ülkemize turist zaten gelemedi. Tabii. Biz başka yerlere gidemedik gibi gibi. Yani çok etkiledi. Denizli'ye nasıl etkiler gördük? Bu iki yıllık süreci bir değerlendirelim isterseniz Tabii. ve bu seneyi de bir konuşalım. Hakikaten çok. Güzel ifade ettiniz. Yani sektör, turizm sektörü e, özellikle bu bizim sektörümüz, bizim bakanlığa ait olan o evet. çalışma gruplarında çok olumsuz etkiler. Ki bu konuda e, bakanlığımızın da çok büyük katkıları oldu biliyorsunuz, hı hı. destekler oldu olabildiğince. Hı hı. E, Pamukkale burada çok olumsuz etkilendi ama bütün olumsuzluklara rağmen Pamukkale zirvedeydi. Evet. Amiral gemisi dedim az önce. Çünkü... Türk turizminde artık son zamanlardaki parametreleri hemen göz önünde bulundurduğunuzda... ...2019 şartları ve istatistikleri devreye girer. Evet. Çünkü 2019 dünyaya baktığımızda ve <laughs> ülkemize baktığımızda turizm ülkemiz açısından... ...gerek e, getirisi açısından, gayri safi milli hasılanın içerisindeki 36 milyar dolarlık getirisi açısından... ...gerek ülkemize gelen turist sayısı açısından, gerekse turizmin parametreleri açısından çok zirveydi. Çok zirveydi ve o veriler ve o öngörülerle devam ediyor olsaydı şu anda Türk turizmine ve Denizli'ye yansımaları Çok mükemmel olacaktı. Yaptı. Tabii araya pandemi girdi ki bunlara rağmen 2 milyon 600 bin kişinin Denizli'ye ziyaret etmesi, Pamukkale'yi ziyaret etmesi 2019'da ama bunu hemen 2000 biliyorsunuz 20'nin Mart'ından itibaren başlayan o pandemiyle o şartlarda bile biz 619 bin kişiyi ağırladık. Bu 2021'de ikiye katladı o rakam üzerinden hı hı. biliyorsunuz bu ekranlarda yine daha önce de ifade etmiştik 1 milyon 200 Bin. yani o 200 Bir geçti yani geçti ama şimdi günümüze baktığımızda bu olumsuzluklara rağmen biz dünyadaki şu anda ekonomik olumsuzluklara rağmen evet. savaş veya siyasi sıkıntılara rağmen dünyadaki siyasi sıkıntılar yani ülke arasındaki bu sıkıntılara rağmen hı hı. savaşlar ve benzeri olumsuzluklara rağmen bakın şu anda 3 ay içerisinde Pamukkale'mize 130 bin kusur insan geldi. Sadece 3 ayda. Tabii tabii 3 ayda. E şimdi bizim biliyorsunuz ki en fazla bu manada Rusya, Ukrayna vesaire o hatta evet. çok gelenimiz var ama buna rağmen bizim şu anda uzak doğuda gelecek olan misafirlerimiz Endonezya'dan, Malezya'dan veya hele hele Çin'den de şu anda biz Çinle alakalı da çalışma Yapmak üzereyiz ve bazı altyapıyı oluşturduk. Buradan rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Çok Ama güzel. şimdi deşifre etmeyelim. Sürprizi karşımasın. Evet. Ee, diğer ülkelerle alakalı da Orta Doğu'ya bakan yönüyle veya yani kültür turizmine bakan yönüyle de biz inşallah evet. bunlarla alakalı sektörel bazda deminki dediğim az önce belirttiğim o il bazlı markalaşma çalışmalarını yürüten kurullar üzerinden de hı hı. ki bakanlığımızın çok büyük çalışmaları var bakın. Türkiye Turizmi Geliştirme hı hı ve tanıtma ajansının, TGA'nın o kadar çok ciddi çalışmalar var ki, o kadar mükemmel sayfalar var ki, burada Kültür Turizm Bakanımızın hakikaten gerek ülke içerisinde, gerek ülkeler arasında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla o kadar çok e, durmadan çalışmalar var. Şimdi bunları Denizli'ye ne kadar yansıtabileceğimizin bizim e, üzerinde çok durmamız lazım. Dolayısıyla bizim 40 tane turizm işletme belgeli otelimizin, bakın önemli bunlar, ki bunlar içerisinde güvenli turizm belgesi alan otellerin, evet. ki bu hemen hemen, hepsi de hemen hemen güvenli turizm belgesine sahip olan otellerden müteşekkil bir denizliğe sahibiz. İşte yine turizm e, yeme içme belgesi olarak, işletme belgesi olan restoranlarımızda, evet. ki bunlar da önemli biliyorsunuz, Pamukkale Amiral Gemisi doğrultusunda, Şehre ne kadar turizm ve turist yansıyabileceğini, ekonomik katkısının ne kadar olabileceği ve olması gerektiği konusunda hakikaten çalışmalarımız var. Pamukkale'de şu anda devam eden antik tiyatroyla Evet. antik havuz arasındaki yolun şu anda bakın yapılıyor. Şu anda yapılıyor. İhalesi tamamlandı ve işlem müteahhidimiz devam ediyor. Burada yine o yıllardır bekleyen ahşap artık eskimiş ahşap platformlar var. Evet. Turistler geldiği zaman ve o travertenlere inen alandaki platformun evet. tamamen yenilenmesi şu anda gerçekleşti. Ben inanıyorum ki artık Mayıs'la birlikte de Pamukkale'nin çevresinde ve çehresinde çok olumlu mükemmel değişiklikler oluyor. En büyük arzumuz, hayalimiz orada gece aydınlatmasının ki gece turizmin başlaması evet. konusu. İnşallah o konuda çok ciddi sözler aldık. Daha öncesinde zaten Pamukkale Belediye Başkanımızın katkılarıyla çok Hı -hı. o güney yolu işletmesi yani oradaki e, asfaltların tamamlanması ki güzel hakikaten bir yol, burada yol şükranlarımı evet. sunuyorum Sayın Valimize. Evet. Öncelikle Sayın Bakanımıza e, şükranlarımı sunuyorum. Üçtey evet. Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize. Yine trekking ee, yolları yapılmıştı Tabii, çok güzel. Pamukkale Belediyesi'ne evet. burada çok büyük katkıları var. Ki önümüzdeki günlerde yine olacak. Çünkü biliyorsunuz aşağıdaki bakanlığımıza ait olan Koca Çukur'u Pamukkale evet. Belediyesi tarafından işletilmeye devam ettiriliyor. Evet. Orada da çok büyük çalışmalar yapıldı. Hı hı. Yani Pamukkale'nin aslında dokunuşlara ihtiyacı var derken biz başlangıçtan bu yana, görev geldiğimiz 2020'den başından bu yana hakikaten dokundu diyor. Ee, Güzel projelere dönüşüyor. Evet. Daha da dönüşecek ama bizim burada en büyük beklentimiz o gece aydınlatması ve gece turizmin başlamasıyla birlikte ben inanıyorum ki Pamukkale'de çok güzel şeyler olmaya devam edecek. Filarmoni Derneği kuruldu Denizli'de yakın hı hı. tarihte. ilk konserini de siz de biliyorsunuz evet. Nihat Seybekçi Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde yine gerçekleştirecek. Çünkü şehrimiz adına olan ve olmakta olan kültür faaliyetlerinden mutlaka ben takip ediyorum. Yani özel genel, bakanlık, belediyelerimizin hepsinde ben takip etmeye çalışıyorum. Çok güzel. Ve gerekli desteği de veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Hı hı. Burada Pamukkale Flermoni Derneği marifetiyle biz gerek, bakın inşallah Mayıs ayında açılışını gerçekleştireceğimiz Laodikya Antik Tiyatrosu'nda, gerekse Hierapolis Antik Tiyatro'da konserler başlayacak. Bu çok heyecanlandıran bir proje aslında. Evet, katılacak. o dernek çok önemli. Dünya kentlerine Tarihi baktığımızda... Tarihi yaşatmak aslında baktığımızda tabii. değil mi? Belki de kaç yıl sonrasında düşünsenize tekrar orası bir canlılık kazanacak. 2200 yıllara bakın. <laughs> düşünsenize. <gülüyor> yani o kadar <laughs> zaman sonra buralar tekrar harekete geçiyor. Yani 2000 kusur yıl öncesindeki insanların... Laodikya'da iki tane tiyatro var. Düşünebiliyor musunuz? Sanatın yaşatıldığı, yaşandığı yıllardan kaç yıl sonrası Değil mi? Binlerce yani yıl yeniden sanat orada. Tabii Denizli'nin maddi manevi mayesinde, Denizli'nin maddi manevi dokularında bu değerler var ki hı. biliyoruz biz bunları. Onların tekrar aynı şekilde sürdürülebilirliğini in, in, inanın temin etmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, Pamukkale Bakan Yönü'yle o derneğin de veya konserlerin de etkinliklerin de paylaşılmasını yani. en azından e, sizle paylaşmak istedim tabii ki de. E, tabii müdürüm Pamukkale kocaman bir deniz der ya evet. şimdi konuşmak sadece Pamukkale'yi konuşmak zaten kaç program alır ama soracak daha çok sorun var. E, çok e, önemli bir hatırlatma da var. Öncelikle isterseniz o konuya bir ele alalım. E, 28 Temmuz son tarih olduğu için e, belgeler konusuna hazır girmiştiniz. Çok Basit konaklama Adın belgesinin atınız. alınmasıyla alakalı son tarih 28 Temmuz. İsterseniz bu konuya bir açıklık getirin. Gerçekten çok teşekkür ederim. Aslında programın en can alıcı noktalarından bir tanesi belki birçok seyircimize ilgilendirmiyor gibi görünebilir ama hı hı. çünkü turizm turizminde de konaklama biliyorsunuz çok önemli. Evet. Otellerimiz var pansiyonlarımız var. Dolayısıyla bu konaklama tesisleri açısından şimdi bakanlığımız şöyle bir çalışma getirdi Pınar ın. Artık turizm işletme belgeli olan otellerimiz ki onlar var artık. Hı hı. Ama onun dışındaki otellerimizde bundan sonra belediyelerimizden iş yeri açma ruhsatı almış olan hı hı. bakın ve o ruhsatında konaklama ibaresi geçen <laughs> Otel, hotel ve pansiyon ibaresi geçen işletmelerimizin 28 Temmuz 2022 tarihine kadar basit konaklama işletme belgesi alması için başvurularını gerçekleştirmiş olması lazım. <laughs> o belgeye başvurabilmesi için de mutlaka iş yeri açma ruhsatı ile bize başvurması lazım. Ki biz bunları Denizli.ktb .gov.tr adreslerimizde mutlaka hepsini yayınlıyoruz. Bununla alakalı ilgili arkadaşlarımız, kurulumuz, komisyonlarımız kuruldu var. Şu ana kadar bununla alakalı 29 kadar e, otelimiz veya konaklama tesisimiz belgesini aldı aldı. Aldılar, Aldılar, Aldılar çok tabii. Güzel. Aldılar. ama e, burada altını çiziyorum bakın sizin ekranlarınızdan lütfen kayıtlara da geçiyor. Yaklaşık 50 kadar da konaklama tesisi işlevi görmekte olan işletme sahiplerimiz henüz şu anda kadar başvurularını yapmadılar. Bir kez daha altını çiziyorum. Lütfen bu arkadaşlarımız bu işletme sahiplerimiz bizle iletişime geçsinler. Çünkü 28 Temmuz 2022 tarihinden itibaren olumsuz bu etkileneceklerdir. Çünkü yönetmelik olur. açık, kanun açık. Biliyorsunuz 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu var. Bu kanun meclis tarafından Birçok rehabilitasyona uğradı. Turizm teşvik kanunu değişikliklere uğradı. Ve bir kanun daha ithas edilerek o kanun ekinde bunun yönetmeliği yayınlandı. <laughs> bu yönetmelik doğrultusunda bizim arkadaşlarımız devamlı çalışıyorlar. Bizim çalışma hususumuz, üslubumuz, usulümüz şudur Pınar amacım biliyorsunuz. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Yunusça Ki geçmiş yılda Yunus Emre yılıydı. Evet. UNESCO tarafından evet. valiliğimizle birlikte de bu Mükemmel Yunus yılını Yat Zeybekçi Kongre Kültür Merkezinde Büyükşehirimizle birlikte de tutamıştım. gerçekten etkinlikler yaptık. Biz Yunus felsefesiyle çalışarak da diyoruz ki gelin tanışalım işi biz işi kolay kılmak işin kolay tarafında tabii ki hak ve hukuk çerçevesinde biz herkese yardım etmeye devam ediyoruz. Lütfen mağdur olmasınlar. Kesinlikle, İlk hatırlatınız çok teşekkür ederim. Kesinlikle ediyorum. öyle. Son tarih 28 Temmuz. Bunu evet. da çağrısını yapmış olalım. Tabii. Şimdi baktığımızda turizm adına çok güzel çalışmaları imza atıyorsunuz evet. e, İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak. Ve önemli projeler de vardı. Biraz da bu projeleri ve şu e, geçtiğimiz ve başladığımız yılı biraz konuşalım istiyorum. E, yine yakın zamanda diyelim mayıs ayı içerisinde 23-27 mayısta bir projeniz daha var, bir çalışma var. Denizli bu, bu sempozyum var, kazı sempozyumu ve çok önemli bir sempozyumdan bahsediyoruz. 40 ülkeydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Dünyadan 40 üniversite, 40 üniversite ülkemizden 60. Ülkemizden 60 üniversite. Bu kadar geniş kapsamlı uluslararası bir organizasyona denizde ev sahipliği yapacak. Baktığımızda biz de çok önemli antik kentlere sahip bir şehriz ve bence de çok doğru bir ev sahibiyiz diye düşünüyorum. Biraz bunlardan bahsedelim bu çalışmalardan. Çok teşekkür ederim bu soruyu da sorduğunuz için, hatırlattığınız için. Şimdi şöyle, Pamukkale Üniversitemizin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye'mizin katkıları ve tabii ki Kültür Turizm Bakanlığımızın özellikle onun liderliğinde bizim bakanlığımızın şöyle bir önemli bir genel müdür bütün genel müdürlükler önemli. Yani en böyle büyükçe bir genel müdürlük Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü diye evet. bir genel müdürlüğümüz var. Onların e, rehberliğinde ve önderliğinde ki şurada seyircilerimize bir e, ekstra bir bilgi vereyim. Kültür Turizm Bakanlığımızın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde 210 müze ve 143 tane bakın düzenlenmiş ören yeri olduğunu. <laughs> ki biraz sonra belki siz müze kart sorusunu soracaksınız. İşte, <laughs> o bir klasiktir şey, artık. Klasikler. Seyircilerimiz çok bekliyor bu konuda. İşte bu 210 müze ve 143 ki belki bazıları istisnai durum arz edebilecek olanlar var. Topkapı veya benzeri gibi. Ama burada ayrıntıya girmek istemiyorum. Bunlar da çalışmaları yapan bir genel müdürlük. Önemli bir genel müdürlük. E, bu dediğiniz 23 27 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyum diye bir sempozyum bu. Hı hı. Bu çalışma 1979'dan beri devam eden bir çalışma. Ee, en sonuncusu 2019 yılında Diyarbakır'da gerçekleşti. Dicle Üniversitesi hı hı. E, öncülüğünde. Evet. Tabii ikisinden neden yapılmıyor? İşte az önce konuştuk Hade, pandemi. 2020, 2021 pandemi. yapılmadı. E tabii 2022'ye de Denizli sahiplendi. Hı hı. Yani Burada Pamukkale Üniversitesi. biz 2020-2020 demiştik ama 22 yakaladık. Tanı <laughs> <laughs> söylüyorsunuz. Onda da o zaman aslında üstlenecekti. Evet. Ama artık öyle büyük talihsizlikler yaşandı. Evet. Bu sempozyumda ne var? Tabii ki bu bizim il, ilimiz açısından biraz kazıdan belki soracaksınız. Evet. İlimizde 7 tane şu anda devam eden kazılar var. Kazı başkanlıkları var. Evet. Bunun son 3 tanesi bu geçtiğimiz yılda kazı başkanı olduğu Cumhurbaşkanımızın onayı ve tensibiyle. Tabi en büyük kazımız Yeropolis. İtalyan ortaklığıyla kazmaya devam ettiğimiz evet. Yeropolis Antikenti Pamukkale'de. hemen bu büyük kazımız bizim en önemli kazımız işte Celal Hocamızın evet. Profesör Doktor Celal Şimşek Başkanlığı'nda yürütülen Leodike kazımız. Buradan da ona selam, ee, selam gönderelim. Şey hem kurul başkanımız hem yüksek kurul üyemiz falan. Ee, Tabi Tripolis kazısı çok önemli da ve Tabia Kale. O da bakın. Hep... Denizli'nin dört bir tarafındayız. Yani şimdi şöyle Denizli Pamukkale Üniversitesi aslında şurada ekstra bir bilgi verelim. Hı hı. Ee, arkeoloji ensüsü olan ilk üniversite. Çok güzel, çok önemli bir başarı. Gerçekten söylüyorum. Yani arkeoloji ensüsü olan ilk üniversite Pamukkale Üniversitesi. Tematik anlamda rektör hocam da bu konu üzerinde çok duruyor. Evet. Üniversiteler tematik olmalı. Hangi temayla ön plan çıktıklarını... Gerçekten bunu ispatlamalı falan diye çok konuşuruz. Kesinlikle öyle. Burada arkeoloji enstitüsünü kurdular. Hı hı. Dolayısıyla bu arkeoloji araştırma ve arkeometri Sempos Jumu Denizli'nin bütün kazları açısından Denizli tarihi açısından Antik kentler açısından Türkiye'deki kazlar açısından ve dünyadaki kazlar açısından çok büyük önem arz ediyor. Hı hı. Madem ki bu 79'dan beri devam ediyor ve 42.si denizimizde gerçekleştirilecek Tabiadan sonra da burada Ekşi oyuk Çal'da bakın evet. önemli bir kazı. Yine Çal'da e, Demokrasi Üniversitesi'nden devam eden bir e, hocamız var. Hı hı. Aşağı Seyit'te kazı başladı. Evet. Yani bakın e, bunun yanı sıra kazı ve arkeoloji dendiği zaman yüzey araştırmaları, sondaj kazıları ve benzeri kurtarma kazıları mesela bakanlığımızın çok evet. yaptığı kazılar vardır. Ki bu geçtiğimiz yılda, dediniz ya geçtiğimiz yılda Atu'da Sarayköy Belediye'mizin de büyük hı hı. katkılarıyla Atuda'da ciddi yüzey araştırmaları ve çalışmaları oldu. Yine Helbasa e, burada şeyde vakıf, Tavas Vakıf'ta hı hı. önemli gerçekten orada da çalışmalarımız oldu. Yüzey araştırmaları diye. Kolesay, Onas evet. biliyorsunuz. Orada da çalışmalarımız oldu. Artık bunlar böyle devam edip gidecek ki Bununla alakalı değişik e, yerel yönetimlerden talepler vesaire var. Tabi Kazı Pınar Hanım ciddi masraf. Çok gerçekten. Ciddi öyle. masraf. Ve yani e, kaynak tedarikinde büyük, büyük bir özveri isteyen. Bakın Leodik ki ki kazıya büyükşehir belediyemiz sahip çıkmasa inanın gerçekleştirilemez. Ki yakında orada biz o sempozyumda Laodike Antik Tiyatrosu'nun açılışını gerçekleştireceğiz. Evet, buradan da duyurusunu yapmış olalım. Duyurmuş duyurusunu yapmış olalım. Ee, sayın Valimiz ve Osman Başkanımız orayı çok önemsiyor ve hı hı. o tahmin ediyorum inşallah e, devlet büyüklerimizin de şimdi isimleri belki netleşince verelim daha iyi olur. Devlet büyüklerimizin, sayın bakanlarımızın katkılarıyla ve katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan bir konserlerle Büyük bir konserlerle yani orada senfoni orkestralarının da katıldığı konserlerle orada Laodikya Antik Kentinin ve Antik Tiyatrosunun şanına yakışır bir törenle açılması isteniliyor. Orada tabii Pamukkale Belediye'mizin, bir nebze de Merkez Efendi Belediye'mizin de orada katkıları oldu. Yani Avudukiye, oradaki, oradaki restorasyon çalışmalarında. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı olmamış olsa, kaynak çok dedim ya, evet. tabii burada yerel yönetimler istiyor. Bizim orada da şu kazı olsun, kazı olsun, kazı olsun ama kolay değil. Gerçekten kolay değil. Kolay değil. Peki, ee, i̇nşallah mı? o 23-27 tarihlerinde Denizli'nin tanıtılması yapacağım. açısından 2000'e yakın buradaki bilim adamının Akademisyenin, misafirin konuk edilecek olması çok büyük önem arz ediyor. Onu da önemsiyoruz. Bu vesileyle duyurmuş olduk. Teşekkür ederim. Tabii müdürüm sürem de çok çok az kaldı gerçekten. Y yeni başladık sanki. Yeni başladık zaman çok hızlı akıyor gerçekten. <laughs> Çünkü konuştuğumuz konu çok çok önemli, kıymetli bir konudan evet. bahsediyoruz. O yüzden konuşacak çok fazla şey var ama e, çok kısa bir şekilde e, yine Denizli için çok önemli bir kazanı e, kazanım olacak bu sene içerisinde. E, protokolde imzalandı, çalışmalar başladı. E, tabii herkes mutlaka önünden geçip gidiyordur. Denizli Kent Müzesi e, evet. turizm açısından da önemli bir proje. E, bu konu hakkında da kısa bir şeyler aktaralım istersen. Valla tabii kent müzemiz çok hızlı ilerliyor. Herkesin gözü önünde şeffaf olarak Gerçekten en iyi öyle. şekilde hızla devam ediyor. Herkes heyecanlı. Başta Sayın Valimiz, Osman Başkanımız, herkes çok heyecanlı. Gerçekten evet. biz çok heyecanlıyız. O protokol imzalandı ve 2023'ün Şubat'ında yetiştirilir diye ümit ediyoruz. Sıkıntı şu anda yok görünüyor. E, firmamız da çok güçlü bir firma. Akretes çok güçlü bir firma. Daha önce yaptığı müzeler var. Hı hı. Dolayısıyla bakanlığımız da çok iyi, iyi takip ediyor. Tabii son kısmındaki tanzim teş hir dediğimiz, bizim teşhir dediğimiz o önemli kısımlarıyla Büyükşehir Belediye'mizle, üniversitemizle birlikte hı hı. çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah zamanında o tamamlanacak diye düşünüyorum. Müze çok önemli. Yani denize aslında birçok müzeye sahip yapabilecek bence. ihtiyaç da var. Diğer arkeoloji Müzesi'yle alakalı çalışmaları da sürdürüyoruz. Yakında belki bir özel müzenin bakanlığımıza bağışlanmasıyla alakalı çok ciddi çalışmalar var. Çok yani güzel. bu konuda... Tabii Kültür Turizm'e bakan yönüyle geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz belki hatırlatacaktınız ama siz hatırlatmadan ben söylemiş olayım. 28 Mart 3 Nisan tarihler arasında Kütüphaneler Haftası, evet. bir Kütüphane Haftası'nı kutlamış olduk. Hı hı. Bu sene tarihinde ilk defa bütün kütüphanelerimizde çok çeşitli etkinlikler oldu bakın. Aslında evet. Kütüphaneler ve Yemler Genel Müdürlüğümüzün dijital kütüphanelerine baksınlar, girsinler, yayınlar. Oradaki sosyal medya hesaplarına, web sayfalarına girsinler. Çok kütüphaneler artık değişik. Yani sadece kitap okunan yer olmadı. Kütüphane her türlü sanatsal etkinliğin, müzik Gerçekten etkinliklerinin, öyle. tiyatro etkinliklerinin yapıldığı. Yani kütüphanede hayat var. Oradaki motto, bakın evet. tırnak içinde oradaki motto. Önemli bir cümle, kütüphanede hayat var. Kütüphanede her türlü etkinlik ve güzellikler var. Hemen sizin yan tarafınızda kütüphane hızla devam ediyor. Evet. <laughs> ve ufak tefek bazı geçmişte küçük sıkıntılar vardı. Onlar da şu an hemen aşıldı. Firmamız da çok güçlü hızla tamamlanıyor. Evet. Onda da heyecanlanıyoruz. Çünkü o kütüphane tamamlandığında Denizli'nin çok büyük bir eksikliğini, oradaki açığını büyük ki bir Denizli heyecanla atık, da bekliyoruz. Son zamanlarda biliyorsunuz Nihas Zeybekçi Kongre Kültür Merkezi'nde hakikaten şu anda Ramazan'da bile yoğunla kütüphaneler. Her, her gün. Her gün bir etkinlikle Kültür buluşmalarıyla, çok tiyatro etkinlikleriyle vesairesiyle ki bizim devlet tiyatrolarının üniversite içerisindeki Kasaboğlu Kültür Merkezi'nde devam eden çalışmalarımız da devam ediyor. Evet. Ki ayda iki kez de 15 günde bir de belki en az ayda bir kez ama belki iki kez bakanlığımızın tiyatro etkinliklerini o hı hı. sağ olsun Osman Başkanımız da orada Nihat Seybekçi Kültür ve Kongre Sarayı'nda merkezinde etkinliklere yer verecekler. Yani denizli kültür açısından, sanat açısından, müzik açısından, her türlü etkinlik açısından bakın dolu çok dolu dolu. Şey. Şu anda çok zengin. Burada gençlerimize, vatandaşlarımıza, denizlilerimize ve Dünyanın her tarafında izleyenler de sosyal medyadan veya dijital dünyadan da takip etmelerini ben öneriyorum, tavsiye ediyorum, çağırıyorum. Müdürüm son olarak bir de isterseniz müze karttan da bahsetmiş olalım. Ee, müze kartla ilgili de buradan özellikle gençlere değil mi? Turizm yani, diyoruz, gençler şimdi, e, daha aslında inanın, aktifler. E, bir kere dijitalde varsak varız, yoksak yokuz. Evet. Dijitalde bir kere birbirlerimizi takip etmeliyiz. Dünyanın her Denizliler, lütfen gençler, herkes Denizli ile alakalı hesapları. Bakın sizin ekranlarınızdan bizim kart olarak bastırdığımız kurumsal kartlarımızla biz herkese dağıtıyoruz onu. Okay. Bakın Türkiye'nin en önemli markası şu anda Go Türkiye. Okay. Go Türkiye üzerinin alt dallarında Go Denizli Türkiye, Go Pamukkale Türkiye'yi mutlaka takip etmeliler. Okay. Ama bizim... Kurumsal anlamdaki Denizli Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarını da takip etmelerini ben buradan tavsiye ediyorum, öneriyorum. Ama bunun yanı sıra bakın az önce dediğim ya kurulumuzda GEKA da var. Evet. Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla Denizli Aydın. Bu ajans güneyegeturkiye.com diye bir site yaptı. Hı hı. Karşılıklı desteklerle vesaireyle hakikaten burada kurulda da bunu bahsediyoruz biz. O sayfadan da Denizli'ye gelecekler Denizli rotasını kendileri oluşturabiliyor. <laughs> Hangi anlamda? Gastronomi olarak mı gezecek? Ekoturizm olarak mı gezecek? Seçenekleri tabii, tabii. kendileri seçecek. Kayak turizmi, yayla turizmi olarak mı gezecek? Termal turizm olarak mı? Sağlık turizmi olarak mı gezecek? Bakın kaç türlü turizm çıktı artık. İnanç turizmi mi gezecek? Evet. Kendi orada kaç gün, ne kadar, nasıl, ne şekilde rotasını oluşturabiliyor. Lütfen oradan çünkü gez gez bitmeyecek bu şehir. Bitmez. Gerçekten öyle. Gez gez bitmeyecek. Herkese hitap edebilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek her türlü enstrüman ve değer, güzellikler ve zenginlikler denizlimizde mevcut. Dünyanın her tarafından Denizli bir çekim merkezi. Evet. İnanın Denizlileri, Denizli'yi tanışıyoruz diye bir proje yapmıştık biz <laughs> müdürlük olarak. Siz de biliyorsunuz evet. dijital. Çok güzel de. geri dönüşleri olmuş. Evet. Yani biz şu anda konuşmamızın ve programın başında belirttiğim gibi, bütün STK'lar, bütün kurumlar ve kuruluşlar, yerel yönetimler, devlet birimleri veya müdürlüğümüz herkes inanın herkes sayın valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliği ve önderliğinde en ahenkli, en uyumlu, en senkron yapıyla çalışmamızı sürdürüyoruz ki bunun sizin de belirttiğiniz gibi geri dönüşümlerini en zengin ve en renkli bir şekilde alıyoruz. Gerçekten öyle. Tabii biraz önce saydınız işte e, din turizmi dediniz, sağlık turizmi dediniz. Pek çok turizmden bahsettik. Sürem el verseydi aslında iki önemli başlığımız daha vardı. Eko turizm ve dijital turizm dediğimiz alan. O da bir sonraki programa yani kalmış olsun. Yani ben şunu önerebilirim. inanın onunla alakalı, ikisiyle alakalı çok e, böyle müstakil başta başına bir program yapılmalı Kesinlikle. diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir çünkü, sonraki programa sözünüz çünkü olsun denizli, müdürüm. Bu konuları ele alalım. Bakın Denizli Türkiye'nin değil, dünyada en önemli ekoturizm merkezi olmaya devam etmekte olan bir şehirdir diyorum. Kesinlikle. Ve sizin aracınızda bizi izleyenlere bu Ramazan mübarekünde kendilerine denizin bir cazibe merkezi, bir turizm merkezi olduğunu, turizm haftasında da hı hı. ve diğer zaman diliminde de çünkü bahar geldi artık, işte Mayıs'ta geliyor ki Mayıs'ta ve Haziran'da farklı belediyelerin ve diğer kurumların çok önemli etkinlikleri var. Onlar da kendileri bahsedecektir ama bizde de işbirliği olduğu halde hı hı. inanın çok güzel sürpriz etkinlikler, sürpriz festivaller devam edecek. Biz buradan bütün belediyelerimizin, bütün STK'ların festivallerini bakanlık olarak destekliyoruz ve parasal da destek veriyoruz. Hı hı. Bunu da sizin aracınızda duyurmuş olalım diyorum ve sizin aracınızda herkesin şimdiden Ramazan bayramını tebrik ediyorum, kutluyorum, sağlık diliyorum, Kesinlikle. esenlikler diliyorum ve herkesi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Biz de ayağınıza sağlık diyoruz. Çok teşekkür ederiz müdürüm. Bu yoğun çalışmaların arasında bizlere de vakit ayırdınız ve izleyenlerimize çok önemli bilgileri paylaşmış olduk. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler bizler de çok kısa bir şekilde tekrar hatırlatmış olayım sizlere. 15-22 Nisan tarihleri arasında Denizli'de 46. Turizm Haftası kutlamaları gerçekleştirilecek. Dolu dolu bir programdan bahsediyoruz. Hem Denizli merkezde, Delikli Çınar ve Valilik önündeki alanda törenlerle, kortejlerle, sergilerle, söyleşilerle dolu dolu bir program yapılacak. Sizler de katılmak isterseniz bu programları takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Kültür Turizm Müdürlüğü'nün sayfalarında da bu programlar yer alıyor. Bizler de ekranlara yansıtıyoruz zaten. Aynı zamanda Denizli'de bu tür programlara katıldığınızda mutlaka ama mutlaka tekrar hatırlatmış olayım bunu. Telefonlarınız hep hepinizin cebinde telefon var. Lütfen bu programları görüntüleyin, fotoğraflayın, sosyal medyalarınızda paylaşın ki Denizli'nin tanıtımına Sizler de çorbada bir tuzunuz olsun diyelim. Yine aynı şekilde işletmelere bir hatırlatmamız vardı Sayın Müdürümüzün. 28 Temmuz son tarih basit, basit konaklama işletme belgesinin alınması için tekrar hatırlatmış olalım diyelim. Ee, bizler de bugünkü konuğumuz Denizli Kültür Turizm Müdürümüz Sayın Turhan Veli Akkoğlu ve çok önemli bilgileri sizlerle paylaşmış olduk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın efendim. Müzik